Yaşatan, bizlere çeşitli çeşitli yiyecekler, içecekler, giyecekler bahşeden Rabbimiz, sana sonsuz arken ve hamdü senalar olsun. Sonsuz hayır hasanatlarımızı, cümle dualarımızı indi ilahiyende kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Şu tekbirat-ı izamı ve şu anda yapılmakta olan duayı Resul-i Ekrem hürmetine ahsen-i surette makbul eyle. Bunun sevgilisi Habibi Ahmet Resulüm ya Muhammed, sen olmasaydın ve peygamberlerin, sahabenin, tabi'in, tebe-i tabi'in, cümle ehli imanın ve ehli İslam'ın, cümle şehitlerimizin, cümle gazilerimizin, bu vatana, bu millete, bu devlete hizmet etmiş, ahirete intikal etmiş bulunan, bir cümle devlet büyüklerimizin, din büyüklerimizin,
ilçemizden ebediyet alemine uğradığımız, madenlerimizde şehit olmuş, şu anda isimlerini sayamadığımız bir cümle şehit madenci kardeşlerimizin ruhlarına ayrı ayrı cümlesine hediye eyledik ki sedar eyle ya Rabbi. Haberdar bize birlik, beraberlik, güzellik nasip eyle. Ülfetimizi, muhabbetimizi, sevgimizi, saygımızı, kardeşliğimizi artırır ya Rabbi. Ya Rabbi etme, hakir etme, hakir etme, merda hatana, merda muhtaç etme. Bütün bu kardeşlerimizin ve bizlerin yapmış oldukları duaları ve sair ibadetleri indi ilahiyende ahsenin surette makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Celler derneğimizden de razı ol. Bu kardeşlerimizin işlerini kolay eyle. Bu kardeşler çalışıyorlar. Madende çalışan kardeşlerimizin iş hayatlarında kendilerine kolaylıklar nasip eyle. Kazasız, belasız, hastalıksız, mihnetsiz, meşakkatsiz bir iş hayatı kendilerine ve bizlere nasip eyle. Bütün dünyamızı afat-ı semaviye ve afat-ı arziyelerden de muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin, madem kazalarımızda elimizden ve bizlerden ebeden razı ol. Ya Rab, sen affeden, sen bağışlayansın. Lütfen ya Rabbi bizleri affeyle. Lütfen ya Rabbi bizleri bağışla. Dualarımızın kabulü için, cümle gelmiş ve geçmişlerimizin ruhları için, cümle ehli imanın ve ehli İslam'ın ruhları için, cümle maden şehidi kardeşlerimizin ruhları için, sevgili Peygamber Efendimizin mübarek ruhu şerifleri için, Allah rızası için. El-Fatiha. Allah kabul eylesin. Cenab-ı Hak cümlesine rahmet eylesin. Teşekkür ediyoruz. Sayın Yenice ve Yortan Pasulu Belediye Başkanı, Sayın Karatakoy, siyasi partilerimizin, şehit ailelerimizin yakınları, Yenice'li hemşehrilerimiz ve basın mensupları. Bugün burada malumlarınız üzere bundan tam 22 yıl önce, yani 3 Mart 1992 yılında Kozlu Türkiye Taş Kömür Kurumu'nda meydana gelen ve havzamızın en büyük kazasında Hırzlı faciasında hayatlarını kaybeden 263 maden şehidimizin 42'sinin Yenice'li hemşehrimiz olması nedeniyle toplanmış bulunuyoruz. Her yıl 3 Mart tarihinde Kozlu TTK'da ve 4 Mart tarihinde de ilçemizde anma programı düzenlenmektedir. Bu programımıza tekrar iştirakinizden dolayı şahsım ve dernek yönetim kurulu üyelerimiz adına hepinize hoş geldiniz diyor. Tüm hemşehrilerimiz ve şehit yakınlarımızın acılarını tekrar paylaşıyor ve sabırlar diliyoruz. Bugünün anlam ve önemine binaen olayımızın Kozlu müessesesinde olması nedeniyle Kozlu İşletme Müdürümüzü arz ediyorum konuşmalarını yapmak üzere. Kaza sonucu şehit olan madencilerimizi almak için burada bulunuyoruz. Her yıl bu yapılıyor burada. Ben şu anda çok duygu yüklüyüm. Yani bayanları görüyorum, aileleri görüyorum, Kozlu'da çalışan işçilerimizin yoğun ilgisini görüyorum. Kazmacısından memuruna kadar, mühendisine kadar herkes buraya gelmeye çalışıyor. Aileleri görüyoruz burada. Sendikamız ilgi gösteriyor. Derneğimiz ilgi gösteriyor, basınımız ilgi gösteriyor. Tabii biz kazanın olmasından dolayı çok üzüntülüyüz hepimiz. 22 yıl geçmesine rağmen bu acıların dinmediğini burada görüyoruz. Yani ben de yörenin insanıyım. Şu Çanakçı soyadını görüyorum dururken karşımda. Şoförümüz ince bacak onu görüyorum orada. Yani soyadlara bakıyoruz. Hep bizleriz yani. Biziz, hepimiziz. Hiçbirimizin, diğerin birbirimizden farkımız yok. Aynı acınızı hepimiz paylaşıyoruz. Ben Kozlu Müessesesi müdürünün ve diğer mühendislerin, işçilerin hepsinin selamını getirdim size. Hepsinin üzüntülerini getirdim. Acınızı canı gönülden paylaşıyoruz. Ölenlere rahmet diliyoruz. Sizlere de üzülmeyin diyemiyoruz. Acınızı paylaşıyoruz. Sabırlar diliyorum hepinize. Olsun. Şahsım adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bundan 22 yıl önce Kozlu'da 263 arkadaşımızı dünya madencilik tarihi literatürüne giren elim bir kazada kaybettik. Çok üzücü bir kaza. Allah böyle kazaları, böyle acıları bir daha yaşatmasın diyorum. Ben öncelikle kederli ailelere, acılı ailelere
bir daha başsağlığı diliyorum. Maden şehidi yakınlarımıza, babalarımıza, abilerimize, büyüklerimize de Allah rahmet eylesin diyorum. Biz hafıza insanı olarak, bölge insanı olarak yaklaşık 166 yıldır çok büyük acılar çekerek madenciliği öğrendik. 5000'e yakın maden şehidiyle binlercesinin de hayatının son demlerinde nefes darlığı çekerek bu ülkenin ekonomik kalkınma savaşına canımızla, kanımızla katkı koymuş bölgeyiz. Ama son dönemde maalesef bu bölge insanı yeteri kadar acı çekmiş. Bu bölgenin insanı olarak değer görüyor muyuz? Orası ayrıca sorgulanması gerekir. Biz bu kazaları Kozlu kazasından sonra yaşamayacağız. Bu acıları unuttuk. Çok ölümlü kazaları unuttuk. Derken arzamızda 17 Mayıs 2010 yılında Karadon'da, 7 Ocak 2013 yılında da Kozlu'da taşeron sisteminin getirmiş olduğu acıları, bu çok ölümlü kazaları tekrar yaşamaya başladık. Ben yetkililere buradan bir kez daha uyarıyorum. Önemli olan yasa çıkarmak değil, bunların denetimini yeteri kadar denetlenmesi ve böyle acıların bir daha yaşanmaması. En büyük dileğimiz bu acıları bir kez daha yaşamak istemediğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Acılı ailelerin acısını en derin yüreğimde hissettiğimde bilmelerini isterim. Ben de maden şehidi bir babanın oğluyum. Maden şehidi bir babanın oğlu olarak yine Maden İşçileri Sendikası'nın onların acılarını her zaman yüreklerinde hissettiğini ve onları unutmayacağını, unutturmayacağını bir kez daha bilmelerini isterim. Ben daha yaşatmasın diyorum. Teşekkür ediyorum. Derneğimize de özellikle ayrıca teşekkür ediyorum bu organizasyonu yaptıkları ve bizleri bir arada buluşturdukları için. Biz teşekkür ediyoruz. Sayın misafirlerimiz, programımıza yoğun iş programları. Bırak beni. Amca.